Merhaba sevgili dostlar. İstanbul Yeni Kapı Gençlik Festivali'nde devam ediyor sohbetlerimiz, röportajlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, her yerden gelen kardeşlerimizle beraber standımızı bizi ziyaret ediyorlar. Biz de onları ağırlıyoruz. Yine arkadaşlarımız, dostlarımız geldi. Bir kendilerini tanıyalım, neler yapıyorlar öğrenelim. Lütfen isim soyisminizi rica edelim. Merhabalar, Hayati Yüceoğlu ismim. Hayati Bey hoş geldiniz. Hoş sizi tanıyalım arkadaşım. Merhaba, Abdülkerim Temiz ismim. Peki, Hayati Bey sohbete başlamadan önce konuştuk. Su topundan bisikletle geldim dediniz, koşuyorum dediniz. Bu enerjinin kaynağı nereden geliyor, nelerle uğraşıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız kendinizi? Kısaca ben kendimi tanıtayım. Lütfen. Yani daha sonra neler yaptığımı bahsedeyim. 1983 Bayburt doğumluyum. Ortopedik engelliyim. Yaklaşık 15 yıldır bisiklet sporuyla. 15 yıldır bisiklet biniyorum. 15 yıldır bisiklet biniyorum. 12 yıldır falan da İstanbul'da ikamet ediyorum. 2003 yılında başladı bisiklet sevdam. Daha doğrusu bisiklete başlamadaki asıl yani sebeplerimden bir tanesi geçirdiğim bir kaza sonucu ortopedik engelli olmam. Neticesinde bisiklet benim için engelleri aşmada bir destek, bir çıkış yolu. Çıkış yolu oldu. Bununla beraber 2003 Bayburt'ta bisiklet yarışlarında birinci oldum kendi kategorimde. 2003 yılında. Evet, 2003 yılında. Daha sonrasında bisikleti bırakmadım, devam ettim. Çeşitli turlarda, yarışlarda yine bisikletle derecelerim oldu. En son Mart ayında Marmaris, Muğla Marmaris'te Duatlon yarışı, Türkiye Triatlon Federasyonu düzenlemiş olduğu Duatlon yarışlarında P4 kategorisinde birinci oldum. Bu kategoride ilk önce 5 kilometre koşuyorsunuz, daha sonrasında 20 kilometre bisiklet biniyorsunuz, daha sonrasında tekrar 2,5 kilometre bisiklet biniyorsunuz. Bunda birinci oldunuz. Kaç kişi vardı? Evet. Yani nasıl bir... Yani kendi kategorimde toplamda 5-6 arkadaş olarak katıldık. Ama aynı kategoride bunu bitirmek engelli, önemli. Engelli olmayan insanlar da vardı aynı kategoride. Bitiremeyen, zorlanan veya yarışı bırakanlar da oldu. Dolayısıyla yani bu asıl bizim amacımız, asıl benim hedefim. Sporda engel olmadığını, yaptığım sporlarla beraber gerek şu anki Gençlik Festivali'ndeki arkadaşlara duyurmak olsun, gerek sosyal medyadaki hesaplarımızla beraber bütün engelli olan veya olmayan her insana sporla her engelin aşılabileceğini göstermek. Biz koşuda yapabiliyoruz, yüzmede yapabiliyoruz, bisiklette binebiliyoruz. Yani yeter ki insan kendisine engel koymasın. Yani zaten hakikaten sevgili izleyiciler, yanımızda bir şampiyon oturuyor diyebiliriz. Herhalde çoğu kişiye örnek olmanız gerekir. En güzel mesaj esasında sizsiniz bence bu konuda kesinlikle. Bisiklet biniyorsunuz, yüzüyorsunuz, koşuyorsunuz. Buradaki işin şey, yani siz nasıl kabuğunuzu kırdınız bunları yapmaya başladınız? Bence yani çıkış noktasının esasında o olması lazım. Örnek olmanız gereken insanlara. Yani açıkçası şu bisiklet, hani her ne kadar yani ilkel bir ulaşım aracı olsa da aynı zamanda insanları sosyalleştiren, özellikle engellerin engelini aşma noktasında büyük bir yani bazısı protez kullanır, bazısı baston kullanır, bazısı yardımcı kullanır, bazısı refakatçi kullanır. Açıkçası bisiklet benim refakatçim oldu bu noktada. Ve hani ben hiçbir zaman kendimi engelli olarak görmedim. Bisikletin üstüne bindiğim zaman benim için bir rehabilitasyon, bir motivasyon merkezine gitmiş gibi oluyorum. Dolayısıyla yani bisiklet engeli aşma noktasında ilk hedefim oldu. Daha sonrasında diğer spor dallarına yöneldim. Tabii yaptığımız spor itibariyle bizi gören, takdir eden insanların da teşvik etmesiyle beraber birçok başarılara imza attık bununla beraber. Koşu derecelerimiz oldu, bisiklet derecelerimiz oldu. Asıl amacımız ben hiçbir şey yapamam, işte ben başaramam diyen engelli veya engelsiz bütün insanlara sporla her engeli aşabileceğini göstermek. Çok doğru. Çeşitli araştırmalarım oldu bununla ilgili. Yani yurt dışında sadece parmağıyla spor yapan insanlar var. Yeter ki kafadaki engel olmasın. Doğru. Biraz da sizi tanıyalım. Siz buyurun.
Ben de sağ dizaltı protez kullanıyorum. Yaklaşık bir senedir falan aslında ben bisikletle başladım. Bisiklete bindim. İlk zamanlar 15-20 kilometre falan sürüyordum. Sonra gün bu kilometreler artmaya başladı. Arkadaşımla beraber otururken de hani uzun bir tur yapalım diye karar verdik. Uzun turumuz da şöyle oldu. İstanbul Beylikdüzü'nden Muğla Bodrum'a bisikletle gitmeye karar verdik. 10 günde 900 kilometre bisiklet sürdük. Çok güzel. Evet, buradaki amacım da zaten bir sosyal mesaj. Bunu ne zaman yaptınız? Ne zaman gittiniz? Geçen sene Ağustos ayında, 2016 Ağustos ayında yaptım. 2016, 10 günde İstanbul Beylikdüzü'nden Muğla'ya yol kat ettiniz. Evet, kaç kişi? Öyle. 2 kişi. 2 kişi. Evet. Diğer arkadaşım engelli değildi, mahalleden arkadaşımdı. Onunla beraber karar verdik. O da benimle beraber destek oldu. Bir yola koyulduk. 10 günde başardık. Zaten o da benim spor tarafında kırılma noktam oldu. Hani kendime olan özgüvenimi de arttırmış oldu. Bununla beraber aslında neler yapabileceğimi de görmeye başladım. Aslında engellilere imkan verildiğinde neler yapabileceğini, neler başarabileceğini de göstermek amaçlı sosyal mesaj verebilmek istedim. Bunu hem yazılı ve hem görsel medyada birkaç yerde paylaşıldı sağ olsunlar. Çok güzel. Ondan sonra da Hayati arkadaşım ve Abdülkadir diye bir arkadaşımız daha var. Onunla beraber Antalya'da cross koşuda derece aldık. Onun da yönlendirmesiyle triatlon tarafına da geçtik. Triatlon'la da geçen Mart ayında kendi kategorilerimde üçüncü oldum. Koşu duatlondu. Koşu ve bisiklet adına. Triatlon içerisinde koşu, bisiklet ve yüzme var. Haftanın 6 günü spor yapıyorum. 4 günü yüzüyorum. Normal iş. Resmen iş yer hakikaten. Mesai sizde belli. 3 günü koşuyorum, fitness yapıyorum. Bazen yeri geliyor günde 2 antrenman yapıyorum. Vallahi bizim utanmamız lazım herhalde. Bizim utanmamız lazım kendimizden. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür gerçekten. Büyükşehir Belediyesi mi destek oluyor size? Ben bireysel ferdi. Size? Ama Esenyurt Belediyesi Spor Kulübü, bisiklet spor kulübü üyesiyim. Onlarla beraber hani turlarımız oluyor. Yarışlara falan da katılacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta da Adana'da Grand Fondo Adana yarışına belediye destekli olarak katılacağız. Tebrik ediyorum. Buradaki yani bu festivali dolaştık biz birçok yeri. Çok kıymetli, çok değerli gençleri gördük burada. Yani kendileri bir şeyler üretmeye, bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Buradaki asıl amacımız da benim bugün bisikletle gelip hani bu şekilde hazırlıklı çıkmamdaki asıl amacım hani gençlerin bu noktada bizi örnek alarak kendilerinin yani ulusal ve uluslararası alanda birçok engeli aşarak daha çok başarılara imza atabileceklerini göstermek. Yani onların kafalarına bir kıvılcım kesinlikle çakabilmek bizim asıl eminim hedefimiz. Bunu izleyenler ve sizi görenler. Yani biz engel olduğumuz halde bu başarılara imza atabiliyorsak bu gençlik festivalindeki engelliler de birçok başarılara imza atabilirler. En sonki turumuzu da aktarayım. Biz bir hafta önce Çanakkale şehitlerimizi anmak için buradan bisikletle Çanakkale'ye gittik. Yani örnek almak isteyen insanlara, gençlere bir sürü örnek var. Bunlardan bir tanesi olabildiysek ne mutlu. Tebrik ediyorum sizleri gerçekten. Umarım herkes sizi örnek alır bu konuda. O kıvılcımı buradan çakmışsınızdır. Yüreğinize sağlık. Kutluyorum sizleri. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, sohbetlerimize, misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik bir ara.